Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Yeniden arazideyiz. Tabii videoya başlamadan önce büyük o Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezi depremden dolayı hayatını kaybedenlere başsağlığı, yakınlarına başsağlığı, hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Çok zor, çok sıkıntılı günler geçirildi. Buraya geldim. Buraya gelmişken de bir işim yoktu ama biraz araziye bakayım dedim. Video çekeyim aynı zamanda da dedim. Sizlerle bilgileri paylaşayım. Maalesef bu videoyu da böyle açtık. Videomuzun konusu arkamda gördüğünüz gibi havuz. Havuz sorusu çok sık vardı. Nereden aldığımız, nasıl serdiğimiz, fiyatının ne olduğu, bu konulara burada bilgi vermeye çalışacağım. Henüz dediğim gibi depremin acıları, etkisi belki geçmedi ama belki bir nebze olsun. Biz buraya geldik, biraz rahatlama imkanı bulduk. Kafamızı dağıtma imkanı bulduk. Belki izleyenlerin de biraz da kafası dağılır. Bu acı günlerden bir tık daha kafasını rahatlatabilir diye çekeyim istedim. Bu havuz su kaynağımızdan yaklaşık 50 metre yukarıda. Şöyle arkadan da araziyi görüyorsunuz. Arazinde en yüksek rakımlı yeri. Yaklaşık 1200 ton su alıyor olabilir. Tam bilmiyorum bunu ama ebatlarından bahsedeyim. Bu uçtan şöyle, bu uçtan karşı taraf 24 metre aşağı yukarı, ya da 24 değil 22 falan olabilir. 22-24 metre arasında. Buradan da karşı taraf yaklaşık 14-15 metre kadar genişliği var. Derinliği ise 4 metre arkadaşlar. Böyle bir havuz. Benim tahminim 1200 ton civarında bir su alıyor. Şimdi anlatacağım tabi. Kamerayı çevireyim ben. Diğer tarafı da aşağıdaki havuzu da tepeden görmüş oluruz. Hem de anlatacaklarımı göstereyim. Şöyle. Evet. Yaklaşık dediğim gibi 1200 ton su alıyor burası. Etrafına baktığımız zaman derme çatma yapmış olduk biz burayı. Yani kenarlarını ayrıca bir gömmedik toprağa. İçine brandayı serdik. O da çok sorulmuştu. Onu da söyleyeceğim. Öncelikle nasıl yaptığımızı anlatayım. O videoda çok detaylı anlatamamışım. Şimdi ben bu brandayı arkadaşlar Gaziantep'ten getirdim. Kargoyla getirdi. Şu an ismini vermiyorum ama ismini daha sonra paylaşırım. Şirket sahibiyle de konuştuktan sonra belki paylaşırım. Bu brandamız yaklaşık buradan belli olmayacak ama 1 milim falan kalınlığında bir branda tek parça halinde geliyor. Geldiğinde biz bunun ölçüleri dediğim gibi herhalde 30 metreye 24 mü 25 mi 25'e 30 mu öyle bir şey aldım. Yani yaklaşık 750 metrekareydi. Tek parça halinde geldi. Ve kilosu 400 kiloya yakındı bu. 400 kilo civarındaydı. Traktörle yukarıya kadar, az önceki şu köşeye kadar çıkarttım. Çıkarttık, ondan sonra içine attık. Önce içine ne yaptık altına? Membran serdik. Çatı membranları var ya, topraktan taştan bağını keseyim diye bir çatı membranı gerdik. O biraz zorlu oldu sermesi. Onu yaptıktan sonra ortasına uzun bir şekilde açtık brandayı. Ondan sonra katları açı açı serdik. Şimdi bir tanesi arkadaşımızın şey sormuş. Havuza göre oval mi yaptınız? Hayır. Bu kare şeklinde geldi. Dikdörtgen, özür dilerim. Dikdörtgen geldi. Böyle serdik. Dolayısıyla mesela bu köşelere gelen yerlerde büzülmeler oluyor. Problem değil. Su sonuçta suyu tutması lazım bizim için. Şuralarda fazlalıklarını görüyorsunuz. Fazlalıklara böyle dışarıda kaldı. Bu ucu biraz dışarıda fazla kalmış hatta. Çünkü eksik olmasından iyidir fazla olması. Şimdi burada ekrana gelmiyor ama içerisinde ben bir de bunu yaptıktan sonra üzerine şöyle bir gölgelik gerdim. Hem güvenlik amaçlı gerdim bunu. Güvenlik.
Hem de yazın su buharlaşmasın diye gerdim. Ama ipleri kopmuş rüzgardan vesaire, suyun da ağırlığıyla altına çökmüş. Biz bunu şimdi çıkartacağız. Yani bugün yarın bunu bir traktörün arkasına takıp çektireceğiz. Çıkarıp tekrar yüzüne geleceğiz. Böylelikle hem o dediğim gibi güvenlik önlemini almış olacağız. Hem de üstündeki pislikler birikmiş, onları da çıkartmış olacağız. Bunu yaptık. Bu şimdi içerisinde nereden baksanız yarıya kadar su dolu. Bir yarısı kadar kalmış. Bu su arkadaşlar kış boyu. Yani şu an daha kış bitmedi. Ortasındayız. Bu su yağmurlarla bugüne kadar böyle doldu. Daha bunun kışın devamı var ve bahar yağmurlarıyla da neredeyse belki de bu su havuz dolacak. Dolmasa bile büyük kısmı dolmuş olacak. Kalanına biz su basacağız. Ve sularken de bir taraftan su basacağız. Bir taraftan bu havuzu suyunu bitirmeden devam ettireceğiz. Şimdi suyu nasıl basıyoruz? Aşağıda su kaynağımız var. Oradan buraya ikilik bir boru geliyor. Gördüğünüz şu boru aşağıdan geliyor. Şu da diğer havuzumuz. Bu da yine suyla bayağı bir seviyesi dolmuş. Geri kalanı da yine biz dolduracağız. Şu az aşağıda kaynağımızın yeri. Oradan motor basıyor. Hem buna gidiyor önce. Ağzını üçlük gidiyor oraya. Onu değiştirirsek de ikilikle buraya çıkartıyoruz. Ve o alt kısmı suluyor. Bu üst kısmı suluyor. Yani şuradan baktığımız zaman arazinin geri kalan tarafını veriyor su. Çıkışına bakayım. Şöyle bir geçeyim. Suyun içinde de yağmurla sular dolmuş. Şöyle tekrar göstereyim. Bu havuzun dediğim gibi yaklaşık 1200 ton su alıyor. Buradan giderini şöyle bir gider yaptık aşağısına. Şuradaki çukur yerde en alt seviyesinde gider var. İçerisinde bir boru var. Boru toprağın altından geçiyor. Buradan çıkışı var. Az ileride o mavi bidonun olduğu yerde de vanaları var. Vanasını oraya koyduk. Biraz uzağa koyduk. Dibinde iş yapmıyoruz. Oradan işte kenarda gördüğünüz şu kangal boru, ikilik boru. Arazinin tamamının etrafını dönüyor ta ilerilere kadar. Ve oradan damlatıcılar aşağıya doğru geliyor. Orada da yine o mavi bidon var, orada görüyorsunuz. Oradaki sistem de benzer. Gözüküyor mu mavi bidon? Şöyle. Oradaki sistem de benzer. Branda fiyatından bahsedeyim şu an için. Ama yeni fiyatlarını bilmiyorum. Ama kertengele gördüm. Şimdi bu brandanın geçtiğimiz yıl bu mevsimlerde hemen hemen Şubat Mart civarlarında ben bunu aldım. O zaman 26 bin liraya geldi. 28 bin mi? 26 bin liraya mı ne gelmişti bu? Büyük olan. Aşağıdaki de 500 metrekare. Bu 750 metrekareydi toplamı. Aşağıdaki de 500 metrekare. O da 20-21 lira galiba. Şu an tam fiyatını hatırlayamıyorum. Bunlar geçen yılın fiyatları arkadaşlar. Tabi aslında Aralık'tan sonraki o dolar yükselmesiyle birlikte zam yemiş hali ama zannediyorum bugün baktığımızda bu fiyatı iki katına katlamış olabilir. Ya da katlamadıysa da belki 35-40 bin liralara çıkmış olabilir. Bunu daha net bir şekilde öğrenip iletişimiyle birlikte daha sonra paylaşırım. Videoda çünkü şu an paylaşamam ama daha sonra bunu belki de bu videonun altına yazarım, paylaşırım. Şu mavi bidonlarla da ilaçlamayı yapıyorum. Bunu ilaçlama yapıyorum şeklinde bir daha göstereceğim ama video biterken buradan da nasıl bir sistemle bunu yaptığımı göstereyim. Videoyu öyle kapatayım. Şimdi vanalar burada. Biz bu boruları gömdük. Soğuktan çatlamasın diye vanalara kadar. Şurada vanaları var. Ondan sonra yazın onu biraz daha üstüne açacağız. Şimdi buraya göstereyim. Şimdi su buradan geliyor. Vanamız var. Açtığımızda iniyor aşağıya. Şuraya bir damlama borusundan bir tane parça taktım.
Bu boruyu direkt içerisine buradaki boruyu alt taraftan veriyorum. Şurada nerede? Bir çıkış daha olacaktı burada. Tek çıkış. Şimdi buradaki boru, şu fazlalık şu boru. Onları geçelim. Bunlar daha önce yukarıda duruyordu da şurayı görmeyelim. Şu gördüğünüz 1-2 metrelik boru var. Buradan ağzına vanaya taktık. Şimdi suyu açtığımızda, bunun vanası da açıksa tazikten dolayı önce bunun içine su dolduruyor. Tamam mı? Kapağı da var orada. Bunun içine su dolduruyor. Biz bunun içine suyu doldurduktan sonra işte seviye çok fark etmez. Tam da doldurabilirsiniz. 220 litre bu toplamı. 200 litre su doldurduktan sonra ilacımızı buna atıyoruz. Karıştırıyoruz iyice. Eriyene kadar karıştırıyoruz iyice. Zaten suda çözünen ilaçlar oluyor. İlaçta değil de işte gübre. Suda çözünen gübreleri var. Bu tanka koyuyoruz. Onu karıştırıp iyice eritiyoruz. Ondan sonra şöyle bir sistem yaptım. Yani bir bazıları da hem tepesinden bir giriş veriyor, alttan çıkış veriyor. Buradan açıp oradan açınca tazikten dolayı devir daim yaptırıp aslında komple verebiliyor. Onu da denerim muhtemelen bu sene. Ben geçtiğimiz yıl yaptığımı söyleyeyim. Buradan su giderken vanayı ben yarıya kadar kısıyorum. Yani bir tık kısıyorum. 3'te 1 oranında. Komple önce dolduruyorum tabii. Full açıyorum. Yarım saat 1 saat sulanmıyor oluyor. O yarım saat 1 saat sulanınca bütün borular dolduğu için bunu bir kısıyorum. 5 dakika bekliyorum. 5 dakika 10 dakika. 3'te 1 oranında kısınca o giden su tazyiğini çektiği için buradan 5 dakika içinde buradan geri içine su çekiyor. Yani deterjan o gübreli suyu içine alıyor. Sonra tekrar bu vanayı kapatıyorum. Bu vanayı açıyorum komple. Yeniden içine bir su doldurtuyorum. Sonra tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bu vanayı açıyorum. Burayı kısıyorum. Yarıya kadar. Suyu çektiriyorum. Dediğim gibi bazıları buna 2 tane takıyor. Buradan verdiğini üstünden veriyor. Ağzı kapalı olduğu için tazikle içine su veriyor. Alttan da bir gider yapıyor. Oradan da çıkışını almış oluyor. Ne kadar sağlıklı bir devir daim yapar onu bilemediğimden denemedim. Bunu da bozmak istemedim bidonu da. O şekil yapıp da delik açıp ondan sonra kullanamazsam diye. Bu yöntemde ne yapmış oluyorsunuz? Sadece bir 20-25 dakika bunun başında beklemiş oluyorsunuz ki 5'er dakika arayla dediğim gibi yani 2-3 dakika vanayı komple açıyorsun. İçini su doldurtuyorsun. Sonra tekrar kısıp burayı açıp bu kez tekrar kıstığında 5 dakika çektiriyorsun. Öyle öyle şu içindeki bitene kadar bu sistemi yapıyorum. 20-25 dakikada en fazla yarım saat içerisinde bütün gübre gitmiş oluyor. Aralıklarla veriyorum zaten. O da suya tamamen karışıyor. Bunu en çok humik asitte anlarsınız. Humik asidi koyduğumda su siyah oluyor ya birden. Gittiğimde farklı farklı damlatıcıların uçlarında baktığımda siyah su vardı. Yani humik asit oradan çekiyordu. Sistem bu şekilde. Evet arkadaşlar yine havuzun başında videoyu sonlandırayım istedim. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Bu brandanın metrekaresinden, fiyatlarından ama geçmiş yılki fiyatlardan bahsettim. Önümüzdeki günlerde tekrar görüşürsem güncel fiyatlarını alırım ve şirket ismini de söylerim. Kargoyla size gönderiyorlar. Bunu kullanabiliyorsunuz. Sağlam geldi. Geçen yıldan bu yıla kullandık. Herhangi bir problem yaşamadık. Muhtemelen birkaç yıl daha işimizi güzelce görecek diye düşünüyoruz. Ondan sonra duruma göre bakacağız. Bugünlük videomuzu burada sonlandırayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın.